Abi sorma. Ben Kılıçdaroğlu'na, muhalefete iki sözüm var. Tabii buyurun. Şimdi bu en büyük sorunumuz bizim burada Türkiye'de ne? Suriye Afganlı değil mi? Mülteci. Şimdi diyor ki ben iktidara geldiğimde davul zurnayla bunları göndereceğim. Gönderemezsin. Neden abi? Yalan muhabbet bu. Niye? Esad'ın arkasında Rusya olduktan geri, öbür tarafta da Amerika olduktan geri bir yere gönderemezsin. Nasıl kalkıp da Rusya'yı tüm dünya Ukrayna'dan çıkaramıyorsa sen de kalkıp da bunları vatandaşa göndermezsin. Adamlar kaçmış istemiyor. Ne yapmak lazım? Kalkıp da kovamazsın da. Başa geldiğinde alacaksın. Türkiye büyük bir memleket. 30 kilometre öreceksin duvarları. Yerleştireceksin vatandaşı oraya. Yapacaksın hastaneni, hapishaneni, top sahanı, fabrikalarını. Her şeyi yapacaksın. Fabrikaları nereden yapacaksın? Avrupa diyeceksin. Var mı sende 1-2 milyon mülteci? Onları da getir. Koy buraya. Getir bakalım, insan haklarından konuşuyoruz ya. Gelsin Mercedes, gelsin BMW, %1'ini assın orada. %1'ini her markadan %1 assın. Kalkıp da 150 oraya Mercedes'te çalışıyorlar. Gelsinler burada 50 oraya çalışsınlar. Oradaki mülteciler o kampta. O 50 orayı da onlara vermeyeceksin. Niye vereceksin ki onlara para? Yiyecek, içecek, sosyal faaliyet. Ha, kalkıp da burada bunlar belirli bir seviyeye geldi mi? Kalkıp bir meslek öğrendi mi? Transfer yapabilirsin istediğin yere. İster hemşeri olsun, ister kalefe eleman olur. Ne olur? Ortalıkta da kalkıp da hiçbir devlette Suriyeli bilmem neyli olmaz, kalmaz. Bizden daha çok esas Suriyeli biz Almancı olarak Almanya'daki Türkler biz de, onlar da bize aynı gıcık kapıyor. Suriyeli gibi öyle mi yapıyorlar? Aynı, yani biz o durumdayız orada. Zamanında o durumdaydık. Şimdi gerçek mültecileri gördüler. Biz bir kat daha yükseldik orada. Bir seviyeye geldik. Yani bu sorun sırf Türkiye'de değil, bütün devletlerde. Yani bugün kalkıyorsunuz diyorlar şimdi muhabbetlerde. Gördünüz mü? Ukrayna'dan da vatandaşları kaçtı. Bunları hemen kucak açtılar. Doğru mu? Kucak açtılar mı kalkıp da Avrupa indi Ukraynalara? Niye kucak açtılar? Erkeklerini gördünüz mü? Ortalıkta dolaşan. Sırf kadınlar, yaşlılar, çocuklar. Yani burada gençler dolu. Orada onlar yok. Ben kalkıp bak Almanya'da mola verdim. 14 tane otobüs bizim eyalete gelecekti. Mola yerinde bir tane genç adam görmedim. Ukraynalı. Hepsi savaşta. Vatanını kurtarmak için gitmiş orada. Kalmış orada bekliyor. Bunlara herkes kucak açar. Ama bizimkiler burada değil. Burası gelgit tane olmuş. Topla bir tarafa. Getir. Söyle Avrupa geldi. Yardım etti bunlara. Siz sade bir vatandaş olarak bunları dile getiriyorsunuz ama bizleri yönetenler bunları akıl edemiyor tamam, mu? Bizden herhalde? De bize bir fikir veriyoruz. Bu fikri de alsınlar bir yere koysunlar. Alsın desin ki Kılıçdaroğlu tamam ben böyle yapacağım. O zaman insanın aklına da yatar bazı şeyler. Ama davul zurnayla nasıl göndereceksin sen? Nasıl olacak o iş? Adamlar gitmekse kendini yakıyor adamlar. Almanya'dan birisi kalkıp bir yurt dışı oldu mu hapishaneye bilmem neye atıyorlar 3 ay. Bekletiyorlar orada 3 hafta 3 ay işlemleri bitesi kadar. O arada adamlar kendilerini yakıyor. Yani bunlara kalkıp da böyle davul zurnayla gönderilecek bir pozisyonumuz yok. Anca bunları zorla bir kampa toplayacaksa o kampta yani kalkıp çalışacaklar normal. Yani oturup da yan gelip yatmayacaklar. Ha, ne olacak burada bütün piyasadaki işler de boşalacak. Türk vatandaşı da çalışacak. Ha, lüks yaşıyoruz diyorlar. Lüks'te de yaşıyoruz biz. Biz lüks'te yaşıyoruz. Nasıl lüks yaşıyoruz biz? Kalkıyoruz ben Avrupa'dan 15-20 kere geldim. Gümrükten girdiğim an Edirne'de giriyorum benzinliğe. Açıyorum pencereye 300 liralık at. Arabada oturuyorum. Keyfi oturuyorum. 13 bin tane benzinlik var Türkiye'de. 5 ile 25 kişi arası çalışıyor. Pompacı. Doğru mu? 10 kişi de 13 binde ne yapar? 130 bin kişi yapar. 30 bin kişi kasada dursun. Almanya'da da kalkıp adam kalkıyor benzinini kendi dolduruyor. Gidiyor parayı ödüyor. Bir tane pompacı kaç para? 6 bin TL. 100 bin tane pompacı kaç para? Büyük maliyet değil mi? 600 milyon lira. Yaparlar, her şeyi yaparlar. Yapılmayacak hiçbir şey yok. Avrupa'da kalkıp da 55 ülkede 50'sinde de bu çalışıyorsa bizde de çalışır. Biz keyfimize rahat insanız. Bu konulardan. Ya seçmemiz, etmemiz değil. Yukarıdakiler başlayacak, kanunu getirecek. İstediler mi, el kaldırdılar mı, kanun getiriyorlar mı? Getiriyorlar. Al bu 100 bin deneyi de dağıt bütün Suriyelileri, onları bunları topladıktan geri yerler boşalacak. Çalıştır burada. Yani lüksten de vazgeçmemiz lazım. Biraz da kendimize bakmamız lazım. Yani hırsızlıktan da vazgeçmemiz lazım. Her taraf sahte elbise satılıyor. Merdiven altı, Çin'den geliyor. Vergi verilmiyor. Böyle nasıl para toplanacak? Alım gücünden kaynaklanıyor galiba bunlar abi. Alım gücü sana farz et söylüyorum. Normal aspirin. Bayer'den geliyor değil mi? Bildiğimiz Almanya'dan. Burada kaç para? 1 euroya geliyor. Almanya'da 5 euro. Demek ki bu 1 euroya da satılıyor, 5 euroya da satılıyor. Alım gücümüze göre bizim bu orijinal markaları alabiliriz o zaman. Ona göre fiyat belirlenir. Ona göre malzeme kullanırız. Orijinal malzeme oldu mu ne olur? Fabrikada bunun vergisi de gelir, her şey de gelir. Ama biz hep sahtekarlığa kaçmayı seviyoruz. Kıyafetten bahsettiniz ya, ben gidiyorum herhangi bir mağazaya gidin, orijinal bir ayakkabıya bakın 2000 lira, 1500 liradan orijinal tamam, ayakkabı. Anlaşma yok aramızda. Anlaşmamız nasıl Bayer'le, aspirinle varsa bunlarla da tek tek anlaşır. Ha, Türkiye olarak biz derseniz artık sahte mal satmıyoruz. Bize orijinal malları bu fiyata sat. Adamlar seve seve der 80 milyonluk yeri geliyor diyorsun. Yani bunların da bir anlaşması, bunları yapılması lazım. Ama biz hep kolay yoldan, hızlı yoldan, sahte içki, sahte, hep sahteliğine gidiyoruz.
Hiç kendimize suç bulmuyoruz biz burada. Uzaktan değil, yakından konuş. Gel buradan konuş. Ya öyle oradan aradan kaynana gibi laf atmak yok. Almanya'da, gel buraya kameradan konuş. Yıllardır orada yaşıyorsunuz, doğru mu Almanya'da? Almanya'da yaşıyordum. Ha, döndünüz. Evet. Şimdi şöyle bir şey var, argüman var. Oradan gelen gurbetçilere biz sık sık konuşuyoruz burada, karşılaşıyoruz da. Çok farklı şeyler söylüyorlar, biraz çelişkili şeyler söylüyorlar. Bizi kıskanıyor diyenler var, orası daha kötü diyenler var. Onların şimdi hangi programları seyrettiği önemli olan. Yani Türkiye'de orada öyle yaşıyorlar da niye o zaman buraya dönmüyorlar? Yani sosyal garanti var Almanya'da. Yani kaç para alırsan önemli değil. İster 800 euro al, ister hiç çalışma, ister çalış. Sonuçta bir sosyal garantin var. Yani sosyal garantide sana ne veriyor devlet? 400 euro para veriyor. Ortalama yani bir eyalette 350, öbür eyalette 450. Kalkıp da indi bir sigara orada 8 euro. İki paket içsen paran bitti. Ne oluyor? Tütün içsen 50 euroya yine dolduruyorsun sigaranı, yapıyorsun. Bizim millet bizim Türk milleti orada. %40'ı çalışmaz. Sosyal devletten geçinir. Ondan sonra gider kaçak çalışır. Ondan sonra kalkar der Almanya kötü. Yine aynı lafı konuşuyor. Yani biz mutlu edemezsin. Şuradaki şu adama 15 bin lira ver, mutlu edemezsin bizi Türk milletini. Biz Türk milleti nereye giderseniz gidiyoruz aynıyız. Niye öyleyiz abi? Kanımız da var. Sahtekarlık. Hırsızlık kanımız da var bizim. Yani ben dahil diyorum bak. Siz demiyorum, ben dahil diyorum. Hırsızlık, sahtekarlık, kolay işten yol bulma, torpil, morpil hepsi bizde. Milliyetçilik Almanlarda. Alman bunu yapmaz. Türklerin Almanya'da yaptığını %20 Alman yapsa Alman batar. ADAC diye bir sigorta var. ADAC. ADAC yani 95 milyon üyesi var. Dünya çapında. Savaş ülkelerinden hariç %90 her yakada sigortalı bu. ADAC. Kalkıp bir yerde araban durdu mu 200 kilometre uzakta evinden, 50 kilometre uzakta 200 kilometrede durdu mu araban, geliyor sana diyor, al diyor benim arabayı diyor, kullan diyor bir hafta kilometresiz. Kullandırıyor bir hafta sonra, benim arabamı da ister Van'da kalsın, Ankara'daki tamirhaneye götür diyor. Böyle bir sigorta senede 95 euro veriyorsun. Nerede iflas etti bu? Hiç bütün dünyada çalışıyor. Nerede çalışmıyor? Türkiye'de çalışmıyor. Türkiye'de iflas etti. Niye iflas etti? Kalktı sanayici, durduğu yerde bu işi öğrendi, aldı dedi, Isparta'ya araba taşıdım dedi. Buldu bir tane Almancı, sigorta numarasını aldı, bitti. Almancıya verdi 50 euro, ADAC'tan aldı 300 euro. Böyle Türkiye'de iflas ettik. Sahtekarız kardeşim, bu bir gerçek. Yıllardır yani bizim milletimiz için biz kolay yola kaçıyoruz, hızlı yola kaçıyoruz. Hiç suçu biz kendimiz aramıyoruz, hep yukarıdakileri arıyoruz. Yukarıdakileri tamam, sen önce kendinden başla, ben yukarıdakini etkileyebilir miyim? Direkt etkileyemem ama ben kendimden başlamam lazım. Önce ben kendimi içimi temiz tutmam lazım. Hesapta milliyetçiyiz, hesapta Müslümanız. Nasıl oluyor bu dünya? Vatandaşla konuşmak istiyorum. Benden bu kadar. Teşekkür ederim. Sağ olun abi, ağzına sağlık. Abi de konuşmak istemiyormuş. Unutmadan şu EYT konusunu da değinmek istiyorum. Tabii buyurun abi. EYT diye bir konu var değil mi Türkiye'de? Ne demek EYT? Kanayan yaralı. Emeklilikte yaşa takılanlar. Evet. Yani en büyük ayıbı yapan bu yaşı başı gelmiş, 45 yaşına gelmiş, 50 yaşına gelmiş adamlar utanmadan Türkiye'de protesto ediyorlar. Doğru mu? Niye protesto ediyorlar? Bana 55 tane ülkeden Avrupa'da, Almanya kıskanıyor diyor ya, harbiden bu konuda kıskanıyor. Bir tane devlet söyleyin, 55 tane... Devletten bir tanesini söyleyin, 58 yaşın kadınlar, 60 yaşında erkekler emekli olan. Bir tane devlet söyleyin, ondan aşağıyı. Kalkıp da bir tane Türk vatandaşı 18 yaşında sigortalı ödemeye başlayacak, 43 yaşında emekli olacak. 18 yaşında bir tane kadın kalkıp 37 yaşında emekli olacak. Nasıl olacak bu iş, nasıl ödenecek bu para? Bunu kalkıp araştırdım, 96'da biz Çiller hükümetiyle çıkmışlar Devlet Bankası'ndan. Borç istiyor. Borç her devlet ister. Dünya Bankası'na herkes borç isteyebilir. Normal bir şey. Bütün devletlerin borcu var. Dünya Bankası getir bakalım mı diyor dosyanı. Aynı biz nasıl kredi istiyoruz bankadan. Tapın var mı, paran var mı, ne geliyor diye. Aynı öyle kredi. Diyor ki böyle olmaz diyor. İş uzuyor. Geliyor ta 2006'ya kadar bu işin içinde. Çiller dahil, Mesut Yılmaz dahil, Ecevit, Demirel, en sonunda Tayyip Erdoğan 2006'da imzaya çakıyor. Kabul ediyor ve yükseltiyor emekliyi. Ya hangi devlette kalkıp da yani 25 sene çalışacaksın, yan gelip yatacaksın. Şimdi kardeşim, ben buna muhalifim bu kardeşim. Evet söyle, gel. Çok güzel muhalifsin. Bravo. Şimdi sen şimdi ikimiz geldik, bu bankaya gittik, bir sigorta kuruluşuna gittik, imza attık, tamam mı? Bu EYT ile ilgili konuşalım arkadaşlar. Siyasi konuşun, derinle siyasettir. Parti değil bak, siyaset konuşuyoruz. Sen gittin sigorta dedin kardeşim, bu şartlarda ben EYT'liyim. 25 yıl 70 doğumluyum. 91 girişim var. Ben bu işe girerken tık 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 dedi ki ben 25 yıl çalışacaksın sigortalıkta. Nedir o? 5500 iş günü.
tamam mı? Bu şekilde bir şartlarla ben 91'de iş başı yapmışım. Yaptım. 99 deprem oldu. Arkadaşa katıldığım bir konuda da söyleyeyim. Erken yani kalitesiz 43-45 yaşında emekliliğe ben de karşıyım bak. Ama bak ciddi olarak konuştum buradan bilin. 25 yılı doldurdum mu kardeşim bu imzayı attım. Tam senin emeklilik zamanın geldi çünkü atılmış kural. İmza atılmış. Şimdi devlette ne esastı? Şimdi bizim siyasetler ne diyor mesela parti? İşine geldi mi devlet imzalar devamlılık. Devlet de devamlılık esastır. Doğru mu? Devamlılık esastır. Sen 91'de Boğaz'a girerken yapmışsın 99'da bir olmuş demiş 2000 yılında kanun çıkartmışsın demişsin ki kardeşim emeklilikte biz yaş sınırı koyduk. Peki aynı dönem kardeşimle ben bir örnek vereceğim herkes duysun. Apo ülkede şeyde hapis. Devlet Bahçeli ip atıyor. O zaman muhalif AKP izin ver. Bir dakika bir şey anlatacağım. Siyaset konuşuyoruz. Dinlerse anlayacaksın. Hani bu mitiklerde atıyor. O zamanki hükümet ne dedi? İyi hatırlayın. Kardeşim dedi biz dedi bugün idamı çıkarsak da, bak şimdi anladın mı? İdamı çıkarsak da Abdullah Öcalan asılmaz. Niye? Çünkü dedi kanun geri işlemez. Şimdi bakalım EYT de bir kanundur. Bu olay da kanundur. Dünyada ne geldi? Kanun geri işlemez. Eğer ben EYT'liyim bu kanun geri işliyorsa geçmişe yönelik tüm insanlar hesap sorulacaksa ben helal ediyorum bu devlete. 6 yıldır ben maaş bekliyorum. 6 yıldır maaş bekliyorum. Eğer bu Abdullah Öcalan'da işlemeyen kanun bu halkın hakkı olana gaspsa haram zıkkım olsun. Kardeşe katılıyorum. 43-45'te emekli olacağım. Ama ben seçmedim onu. Ben 25 yıl. Peki sana bir soru soracağım babam. Türkiye'de niye memur 9000'de emekli oluyor, işçi 5500'de biliyor musun peki? Niye? Devlet memuru çalsa bile işini atamıyorlar. Sen söyle. Aynı tayin ediyorlar, bekletiyorlar. İşçinin Türkiye'de hakkı olsaydı Avrupa gibi, sendikal vesaire hakkı olsa, devlet gücü arkasında olsaydı. Bak ben işsizlik maaşında mahkemeye gittim. Mahkemeyi daha DLC'ye göre böyle adam mı işten attılar dedi. Tam 2015 Fethullah Gülen o hareketinin darbesi olduğu dönem dediğin dönem. 6-7 ay biliyorsunuz hukuk durduydu. Sonra bir geldi benim kararı daha ben mahkemeye gitmeden işten çıkıp tazminat için başvurdum dava. Beni bir baktık iptal. Ya her taraf kapalı, savcılık kapalı, Yargıtay kapalı, Yargıtay açıldı, nöbetçi mahkeme. Bu iptal. Ben tam 7 yıl boyunca bak onu ödemek zorunda kaldım. Sen rahat mısın 45 yaşında emekli olmaya? Bir şey anlatıyoruz kardeşim. Ben bir kardeşim bir şey anlatsın. 25 sene çalışacaksın, yatacaksın. Hakkın olmayan. Ben zatanda kalkmayacak. Nasıl olacak? Sen emekli misin kardeşim? Yok değilim. Kaç yılında işe giriş yaptın? Kaç yılında? 85'te. Şu an emekli olmadın. Evet. Senin davan ne bu konuda? Senin bir hak talep eden. Sen memnun musun? Bak. Milletin kalkınması için, vatanın babacığım, kalkınması için. Benim derdim o. Ben sana bir şey söyleyeceğim. Madem sen gönlün razı devlete hakkın et. Ben bu mecbur muyum? Ben 91'de girmişim. Tamam ben 6 yıldır hakkım olan parayı alamazken. Baba bir dakika 49'a giriyorum şu anda. 49. 52'yi bekliyorum. Dinle bak şimdi. İzin ver bir dinle. İzin ver. Bu 6 yıl bana diyeceksin ki. Arıyorum. Kardeşim hakkımı gasp etmiş diyorum. Sen bana hakkını arıyorsun. Hakkımı gasp ettim. Ben istemiyorum kardeşim. Benim hakkım diyorum bu. Hakkım. Hakkım ben yani hakkım. Vicdanını da kabul ediyor vicdan, mu? Ben vicdan diyorum ki bak 99'da bu kanun çıktı bu ülke Marmara yarısı gitti. Binlerce insan öldü. Dediler ki devlet sıkışması kimse ağzını açmadı. Eğer bu devlet son 8-10 senede Suriye'ye çıkıp da 50 milyar dolar para harcadım demeseydi ben hakkımı aramazdım. Tamam, 50 milyar dolar. Tayyip Erdoğan 8 tane saray yapmasaydı 13 tane lüks uçağa binmeseydi aramazdım. 10-15 tane maaşlı adam olmasa aramazdım. Tamam mı? Ben bu milletin çocukları evine ekmek götüremiyorken Suriyeliler taşak geçiyor bu memlekette. Tamam mı? Kimde neyi hakkı? Sen hakkından vazgeçin. Ben geçmem kardeşim. EYT denilen şeye haksızlık yapan herkes sahtekardır, yalancıdır. Bu memlekette Tayyip Erdoğan çıktı dedi ki 1 liralık SMS at. Kim satmadı? Bu kafayla bir yere varamayız. Kim satmadı? Sen attın mı kardeşim Tayyip Erdoğan yalakası? Attın mı? Atmadım. Niye atmıyorsun SMS? Atmadım. Çünkü niye var? Çünkü var bir daha söyle. Almanya'dan geldiğim için atmıyorum. Bak Almanya'da gelen insanlar, bu Almanya devletine yalanlar var. Hepsi var ya bu ülkeye gelmiş provokasyonlu ve provokatördür. Senden bahsediyorum. Sen. Ben provokasyonum. Sen provokasyon ediyorsun şu anda. Almanya'dan gelmiş kardeşim. Sen ne konuşuyorsun sen?
Nasıl konuşuyor? 150 lira insana çalışıyor, bugün 100 lira kapatıyor. Kardeşim, Almanya'dan geldim diyor ya. Şimdi sen kaç para alıyorsun? Oluyor ortadan girdi. Şimdi ben bir şey yapayım. Sana. Abi aslında sizin gibi düşünüyor ama sadece EYT konusunda farklı düşünüyor. Kardeşim ben aynı EYT konusunda ben bu şey. EYT'de bak kardeşim yine söyleyeyim. Devlete imza attın mı? Senin geçmişe bu kanun işlemiyorsa bende ne işliyor? Tamam mı kardeşim? Bu ülkede siyaset, aç siyaset gördüm kardeşim. Muhalefet olsa olmasın. Ben mesela bakın 40 tane parti var. Ben bu adam nereden para kazanıyor ben merak ederim mesela. 40 tane parti var. 40 tane parti var. Bu vatandaştan başka mağdur yoktur kardeşim. Geçen muhabbet var. Üniformalı kardeşim. Bu ülkenin steward'ı, bulaşıkçısı, çöpçüsü daha mı şerefsiz? Bu üniforma devlete çalışanlardan böyle bir hava yaratılmış. Yok polis memuru falan filan. Ya kardeşim ben de öyle mi? Bak kardeşim, Almanya'dan geldiyse konuşmayacaksın kardeşim. Bu ülkenin değerini çeker. Burada konuşardan konuşur. Maaş alıyor kadar Almanya'dan. Ben burada yaşıyorum. Delikanlı almıyorum. Almıyor mu? Erkek gibi söylüyorum. Senin sıkıntın ne o zaman? Neyle geçiniyor? Neyle geçiniyor? Ya sana ne? Şahsi konuşma. Şahsi konuşuyorum ben. Şahsi niye konuşuyorsun? Şahsi konuşuyorum tabii ki. Memleket sorunu konuşuyorsan şahsi. Memleket sorunu mu? Tabii. Hak sahibine parayı vermek memleket sorunu. Nasıl hak sahibi ya? Ben hakkım var. Ben 6 yıl gasp edilmiş. Kardeşim konuşun. Ne bağırıyorsun ki? Kalkıp bağırma. Benim çocuğum orada üniversiteden ondan buna para gönderiyorsam hakkımı ararım kardeşim. Tamam mı? Progresyona gerek yok. Hakkın bu millet, bak tamam, bu ülkede politikacı var ya, bu ülkede politikacı yan görüp yatıyorsa, çoru çocuğu trilyon dolar için yüzüyorsa ben hakkımı arayacağım tamam, yani. Bunlar yanlış yapıyorsa biz de mi yanlış yapalım? Neyi yanlış kardeşim? Abi. Ben, bak sen Türkçe anlamıyorsun kadar. Almanya'da diyorum sana kardeşim. Almanya'da, Almanya, Kırt. Bunlar niye bizden? Almanya'da diyorum sana, sana basit bir şey soruyorum. Almanya'da. Alman Cumhurbaşkanı kendi hakkı olan ev bak beyler bir dakika Almanya'da ev Almanya'da bir ev kirası yüzünden adam var ya cuma istifa ettim. Senin ülkende ya bu ülkede adamın var ya trilyon dolarlara batmış adamları var. Sesini çıkarma. Ya şurada silah bak 750 kardeşim. EYT'ye konuşmayacaksın. Senin sıkıntın varsa söyle. Kalkıp da 45 sene Almanya gibi bir memlekette 45 kardeşim, sene düzenlersin. Çalışıyorsa 45 sene diyorum bak. Kardeşim kalkıp da 20 yaşında 65 yaşında emekli oluyorsa. Bu arkadaş biliyor mu? Ben şu anda 10 bine yaklaşan primim var. 5500 sonrası benim maaşım düşürüyor. Bunun bilgisi var mı? Şimdi ben 5500 emekli olsam 5000 lira maaş alacağım misal. Şu anda 10 bin alıyorum ben 3'e düşüyor. Haberi var mı arkadaşın? Yanlış. O da yanlış. Kardeşim yanlış boş konuşma. Yanlış. Provokasyon yapma. Teşekkür ederim. Gerginiz ve dolgunuz sen, yani. Biliyorum. Acayip gerginiz ve dolgunuz. Sen devletimiz için konuşuyorsun burada. Hayır. Hayır ne alakası var? Şu an devletle alakası yok. Hayır. Kardeşim. Kalkıp da 20 senede bu emekli olmaz diyorum. Sen de gitmeyecektin Almanya'ya. Bu ülkeye cezalandırır. Babacım sen düzeltirsin 8 bin yaparsın. Sen de Almanya'ya niye konuşacaksın? Emeklilik priminden sonrası benim maaşım düşüyor lan burada. Tamam sen Almanya için çalışmayacaktın 35 sene burada çalışacaktın. Ve bu halkı anlayacaktın o zaman. Bu halkı anlayacaktın. Ne alakası var? Bunlar ne biliyor musun kardeşim? Kilisenin yönümesini yaşayıp. Bak kardeşim. Ben de yurt dışına çalıştım. Kilisenin yönümesini görmezden gelemezsin. Adı var bir imza geriye dönmez. Şöyle diyeyim 25 sene evet. Emeklilik yetmez. Neden? Yetmez kardeşim para yetmez. Geri dönmez. Hiçbir kanun geriye dönük işlemez. Bitiriyorum. Hak sahibinin hakkını gasp etmeyi savunuyor kardeşim ya. Almanya'da sen bir sent var ya para aldın bunu alırsın. 20 euroyu buldun vermezsen sen suçlusun. Lan bu ülkede milletin parasını emiyorlar. Çekiyorlar ya bu memleketin. Sadece şu anda %200 zam geldi bak kardeşim. Elektrik, su, her şeye %200. Bir Ocak'tan bugüne %200. %200. Onu soruyorduk abi. Şeyi soruyorduk. Bu etlere %48 zam geldi. Ete birçok şeye geldi. Kardeşim bak sana bir şey söyleyeyim mi? Bu kadar sığırın, koyunun olduğu memlekete vejetaryen olmak lazım. Ete zam gelmesi yanlış bir şey. Sen daha bilmiyorsun. Avrupa Birliği uyum sarası bir şey çıkarttı bu Ali Babacan döneminde bu AKP. %60 olan tarım kesimini %10-15 gibi rakamlara indirmeye söylediler tamam mı? O zamandan böyle köylüye, tarıma sürekli işkence yaptı bu ülkede devlet. Sen ne üretiyorsun kardeşim? Tavuğun yok, tüfeğin yok, hiçbir şey yok ya. Her şeyi ithal ediyorsun sen. Lan buğdayı alıyorsun lan daha ne konuşuyorsun sen? Tarım ülkesi değil, hayvancılık kardeşim, ülkesi değil miydi? Kardeşim buğday atıyorsun buğday çıkar ya işte herkes bilir ya. Bu memleket hain de bilir ya. Buğday lan bu buğdayı da ithal ediyorsun lan kardeş sen. Bu kadar sığırın, koyunun olduğu memlekette et yememek lazım. Buğday olur mu? Ot da teşekkür ederim. Sağ olun. Abi ne gelmiyor ki ya? Çok heyecanlı.